Değerli basketbol severler, şu anda sahada bir yıldızlar karması var. Öncelikle maçın hakemleri eski milli basketbolcumuz ve Efes Pilsen'li oyuncumuz Veli Hocam. Ona kocaman bir alkış istiyoruz. Kort altındaki hakemimiz eski hakemlerimizden Tayfun Hocam. Ona bir kocaman alkış istiyoruz. Ve Yıldızlar Karması'nda Celal Bayar Üniversitesi'nden Kıvanç Dinler Hocam 3x3'te 3 kez dünya şampiyonu olan takımın oyuncusu. Şu anda Celal Bayar Üniversitesi'nin koçu. Zuhal Hocam Sabancı Üniversitesi'nde hocamız ve eski basketbolcu. Ve aynı zamanda Ahmet Hocam da Çağ Üniversitesi'nde takım antrenörü ve eski basketbolculardan. Ahmet, şu takımların hazır olmasını istedim. Hazır olmasını. Ödül töreni için, ödül töreni. Çanakkale Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Bilge Şimşek takımlarımıza turnuva anısına birer plaket ve hediye takdim edecektir. Mef de geçsin öbür tarafa abi. Şeyi de verelim. Çağ Üniversitesi'ne. Başkanım, üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz geleneksel turnuvamız burada. 3x3 basketbol turnuvası burada. Evet. Görüşünüzü alabilir miyim? Biraz önce takımlara hediyelerinizi dağıttınız. Çok güzel, çok heyecanlı. Gençler için inanılmaz güzel bir aktivite. Çocuklara da, küçük çocuklara da örnek oluyor. Sporcuların yani özellikle böyle aktivitelerde bulunması, uluslararası alana açılmalarını istiyoruz biz. Sanırım o da olacak galiba. Bu basket turnuvasının uluslararası parkura açılması hep birlikte gerçekleşecek diye umuyorum. Peki belediye olarak, başkanlık olarak bu tarz organizasyonların her zaman destekliyoruz. Biz her zaman destekliyoruz. Sayın Başkanımız Ülgür Gökhan özellikle spora verdiği önemle tanınıyor. Gençlere verdiği önemle tanınıyor. Her zaman destekliyoruz belediye olarak. Teşekkür ederim. Değerli basketbol severler, turnuvanın kadınlar birincisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Takıma kupasını takdim ediyor. Bravo, bravo, bravo.
Evet, daha kocaman bir alkış. ODTÜ'yü tebrik ediyoruz. Dört maçın sonunda kupanın sahibi oldunuz. Çekişmeli maçlar oldu ama düşünce göre rakipleriniz de vardı. Sizi zorlayanlar da oldu. Ama sonunda mutlusun. Neler söyleyeceksin? Evet, çok mutluyuz. Biz bu turnuvaya 3 senedir katılıyoruz. İlk senede şampiyonluğu tatmıştık. Geçen sene 3.'lükle bitirdik ve üzüldük. Bu sene geçen senenin telafisi oldu gibi diyelim. Çok keyifli bir turnuva. Hem saha hem turnuva maçları olarak hem sağ dışındaki organizasyon olarak biz çok keyif alıyoruz. Çok mutluyuz. Bu kadar. Seni tanıyalım. Ben Elif Yılmaz. 96 doğumluyum. ODTÜ İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. Bu son turnuvamdı. Gelecek sene gelememe ihtimalim var. O yüzden böyle güzel bir sonla bittiği için çok mutluyum. Senden sonra gelecekte neler söylüyorsun? Bu spor, yani spor bence oynanması gerektiğine inanıyorum tüm sporların. Kazanmak, kaybetmek tabii ki önemli ama sahada bir karakter yansıtmak gerekiyor ve bunun sportmenliğe uyması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede müsabakaları devam ettirmeleri gerektiğine inanıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, önce seni tanıyalım, ondan sonra neler söyleyeceksin? Ben Aylin Aygüneş, 94 doğumluyum. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümündeyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Kaptanım, neler söyleyeceksin? Mutlusun, 4 maçın sonunda galip geldiniz. Ya biz çok mutluyuz. Biz bu sporu gerçekten çok seviyoruz. Bu sporun çok daha ileri gitmesi gerektiğini Türkiye'de, çok daha önem verilmesi gerektiği, kadınların çok daha bu sporun içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu turnuvaya da diğer üniversitedeki arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Çok güzel bir ortam. Burada hani 5 takımın olması kadınlarda üzücü bir durum. Daha çok üniversitenin gelmesini, burada daha çekişmeli maçlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkes lütfen katılsın. Hem çok iyi bir takım arkadaşlığı yaşıyoruz burada, hem çok güzel mücadele ediyoruz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Çok güzel maçlar çıkardık burada. Her şey sportmenlik içinde gelişti. O yüzden çok güzel bir turnuva. Her şey destek veren herkese çok teşekkürler. Size de teşekkürler. Evet, gelelim sana. Merhabalar. Duygularını öğrenebilir miyim? Ben çok mutluyum. Benim de son turnuvam. Mezun oluyorum. Yani şampiyonluk ayrı bir gurur verici bir şey. Bunun dışında Çanakkale halkına ve organizasyonu düzenleyenlere de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Cidden turnuvanın başından sonuna kadar desteklerini hiçbir şekilde eksik etmediler. Yani en büyük motivasyonlarımızdan biri oldu bu. Onun dışında da diğer takımdaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Herkes çok centilmence ve güzelce oynadı. Çok güzel mücadeleler edildi. Merve arkadaşıma da katılıyorum. Seneye, yani biz sonraki yıllarda da daha çok takım gelmeli bence buraya. Daha çekişmeli, daha canlı geçebilir yani bu şekilde. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Çok güzeldi turnuva. Teşekkür ediyorum. Başarılı. Teşekkür ederim. Evet hocam. 4. günün sonunda mutlu sona ulaştın. Neler söyleyeceksin? Yani başardı bu işi. Hepimiz çok mutluyuz. Zaten yıllardan beri geliyoruz, mücadele ediyoruz. Geçen sene 3. olduk. Önceki sene gene kızlar 1. olmuştu. Erkek takımı da iyi gitti ama işte 3.'lük 4.'lük maç oynayacaklar. İşin doğrusu şu. Diğer takımlarda profesyonel sporcular var. Bizde profesyonel sporcumuz yok ama gerçekten bu işi çok isteyen kızlarımız var. Çok inançlı oynayan, mücadele eden, onun için uğraşan sporcularımız var. Çok şanslıyız. Onlar da bunu çok istedikleri için başarılı oldular. Hocam bundan sonra ne var? Bundan sonra inşallah seneye Portekiz'e gideceğiz. Orada başarılı olmak istiyoruz. Bakalım. Ona göre çalışacağız diyorsunuz. Kısmet. Başarınızın devamı. Sağ olun. Diye. Teşekkür ederim. Thank you.
Hocam. Ulan hocam gel. Efendim hocam, önemli değil. Dereceye giren tüm takımlara plaket verilecektir. Şşş. Beyler buraya buraya. Turnuvaya katılan bütün takımları sahaya dahil ediyoruz. Beyler haydi. Bir, iki, üç. Hocam bu sene üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz 3x3 Türkiye turnuvasını, şampiyonasını dördüncü gününde tamamladık. Güzel de bir kupayla taçlandırdınız. Neler söyleyeceksiniz? İlk defa katılıyoruz bu organizasyona. Dolayısıyla ilk defa katılıp birinci olmak bizim adımıza çok büyük bir mutluluk. Önce bütün oyuncularımızın eline ayağına sağlık diyorum, başta hocamız olmak üzere. Çok güzel maçlar izledik. Centilmence maçlar oldu. Kıran kırana maçlar oldu. Böyle bir güzel organizasyonu yapan bütün arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Seyirci çok güzel. Çanakkale çok güzel. Bizim için çok keyifli bitti. Bunun adına da çok sevinçliyiz. Öğrencilerin performansı? Benim için hepsi 10 numara. Kazanmak, kaybetmek her zaman önemli değil. Önemli olan Celal Bayar Üniversitesi Manisa üniversitemizi centilmence ve başarıyla onurlu bir şekilde turnuvayı tamamladık. Hepsinin yüreklerine sağlık, eline ayağına sağlık. Hocam bundan sonra ne olacak? Bundan sonra seneye de tekrar sanırım galiba Üniversite Federasyonu Çanakkale'deki bu organizasyondan mutlu tekrar buraya verecek. Önümüzdeki sene buraya katılacağız. Bu arada birinci olan üniversiteler Üniversite Federasyonu'nun organizasyonuyla sanırım Portekiz'de bir yarışma var. Ülkemizi orada temsil edersek çok daha memnun olacağız, mutlu olacağız. Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde orada dalgalandıracağız. Hocam bu ontaya gelmedi. Çok çok özür diliyorum. Heyecanıma verin. Bir de kendinizi tanıtırsanız çok sevineceğim. Ben Celal Bayar Üniversitesi Antrenörlük Bölümü Basketbol Öğretim Üyesiyim. Turan Işık ismim. Bu arada bu genç kardeşlerimiz başta hocalarımızla birlikte 3x3'ün Basketbol Federasyonu'nun yaptığı bütün organizasyonlarda her zaman zirvedeler. İlk üçün içerisindeler. Hatta şampiyonluk diyeyim, çok mütevazi olmayayım. Bundan yeni sonra da bırakmayacaklar diyebilir. İnşallah bizim için dediğim gibi iyi mücadele etmek ve kazanmak önemli. Teşekkür ediyoruz. Başarınızın evet. Devam diliyoruz. Arkadaşlara geçmek istiyorum. Evet genç kardeşim. Önce kendini tanıtalım. Ondan sonra Durgan'ı alayım. CHB Üniversitesi'nde basketbol antrenörlüğü okuyorum. Barhan Topuz adım. Çok güzel bir organizasyondu. Çok güzel ekipler vardı. Kıran kırana geçti. Ama gerçekten çok istiyorduk. Şampiyon olduk inşallah. Ülkemizi de üniversiteler arası turnuvada iyi bir şekilde destek yapacağız. Teşekkür ederim. Hemen tenini soğumadan diğer arkadaşa geçmek istiyorum. Önce kendini tanıtmanı istiyorum. Ondan sonra da görüşlerini alayım. Dekan Bayraktar adım. Ben de 3. sınıfım. Antrenörlük okuyorum basketbol. Zaten çok istiyorduk gerçekten arkadaşım dediği gibi. Bayağı savaştık. Bayağı dinlendik. Yorucu bir etaptı. 4 gün boyunca gerçekten beslenmemize, uykumuza, her şeyimize çok dikkat ettik. Zaten 3x3'e biraz aşina bir takımız. Arkadaşlarımızla da arkadaşlığımız da çok iyi. Bu çok etkiliyor. Evet, kazandık yani. Mutluyuz. Keyfini süreceğiz şimdi. Peki. Başarılar diliyorum Portekiz'de. Evet. Seni tanımak istiyorum. Ondan sonra da duygularını alayım. Merhaba, çok yordular seni bugün. Evet evet. Merhaba ben Mert Baştan. Celal Bayar Üniversitesi 1. sınıf antrenörlük öğrencisiyim. Takımımızda herkes 3x3 organizasyonuna daha önce turnuvalara katıldı. Ben U18'de 3x3 Avrupa şampiyonu oldum. Arkadaşlarımız kulüp düzeyinde, Finike'de etaplarda hep böyle şampiyon olan oyuncular hepimiz. Deneyimliyiz bu konuda. Okulumuz olarak da başta antrenörlerimiz böyle bir organizasyonda şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Okulumuza böyle bir kupa kazandırdığımız için tekrar yani heyecanlıyım. Sen mutlu dönüyorsunuz. Evet, evet öyle dönüyoruz. Teşekkürler. Diğer arkadaşa dönelim. Evet kardeşim seni de tanıyalım. Merhaba ben Görkem Dilşen. CHB Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. sınıfta okuyorum ben. Biz bu kupa için gerek yemeğe içmeye gerek uyumamıza biz gerçekten bu kupayı hak ettik. Gerçekten sonuna kadar da mücadele ettik. Hep istediğimiz şey buydu. Çok mutluyuz. Okulumuza da burada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bu kupayı da okulumuzda sergileyeceğiz yani. Teşekkür ediyorum. Başarına devam ediyorum. Hocam sizi de alalım. Evet. Bugün indiniz kalktınız ama orada heyecan çok büyüktü ve çocuklar şu anda kupayı aldılar. Neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğim? Bir kere zaten 3x3 FIBE sıralamasında iki tane takım oyuncumuz bizim zaten Türkiye'nin 3. ve 4. oyuncusu. Bir tanesi 3x'de A milli. Bir tanesi benim üzerine çok yatırım yaptığım bir çocuk. Biz zaten Celal Bayar Üniversitesi olarak yani basketbol her branşına önem veriyoruz. Yani bütün sporlara önem veriyoruz ama 3x3'ü de sanırım Türkiye'de ilk ders olarak veren okul olacağız. Bu sene
ders içeriğini tanımlayarak rektörlüğümüze sunduk. Onlar da kabul ettiler. Önümüzdeki sene antrenörlük bölümünde 3x3'ü biz ders olarak da vereceğiz. Bu çocukları uzun bir proje olarak yetiştiriyorduk. Hatta iki tanesi bu hafta sonu Finike'de Türkiye turunda şampiyon olarak benimle beraber geldiler. O açıdan yani biz küçük gibi gözüksek de yani boy olarak çoğundan çok iri değil bizim çocuklar. Çok daha tecrübeli çocuklarız. Ben burada ama Çanakkale'ye bir parantez açmak istiyorum. Yani ben birebir de dünya şampiyonluğum var iki tane. 3x3'te de iki tane Türkiye şampiyonluğum var. Çok fazla sokak basketbol oynadım. Bu kadar nezih bir ortam hiç görmedim. Halk gerçekten olayı çok sahiplenmiş. Yani inanılmaz merkezi büyük yerlerde oynadım. Ve ne maçlar oynadım, insanlar geçip gittiler. Burada çok güzel sahiplenmişler, aileler, çocuklar. Çok kaliteli bir ortam, harika bir yer, cennet gibi yani. İlk kez geldim, çok çok mutlu oldum. Bu açıdan organize eden herkese, yani valilikten, genç spor müdürlüğünden tutun da üniversiteler federasyonu teşekkür ediyorum. Hakem arkadaşlar bu yeni gelen spor, gelişen sporda çok güzel adapte olmuşlar. Kolay değil, bambaşka kurallar. Yani ömrünüzü 5'e 5 basketbolla yöneterek gidiyorsunuz. Sonra bir anda geliyorsunuz, kurallar değişmiş. Kolay değil. Burada size de medyaya da teşekkür ediyorum. Gece 12 olmuş, hala daha bizdesiniz. Bu aslında çok güzel, çok güzel bir turnuvaydı. Çok mutluyum burada olmaktan. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Son olarak hocam kendinizi tanıtırsanız sevinirim. İsmim Kıvanç Dinler. Celal Bey Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda işte birebir iki defa dünya şampiyonluğum. Bir de 3x3'te de iki tane Türkiye şampiyonluğu var. Başarılarınızı diliyorum. Portekiz'de görüşmek üzere hocam. İnşallah. Teşekkür ederiz. Celal Bey Üniversitesi ödülünü Üniversite Sporları Federasyonu 3x3 Yönetim Kurulu üyesi Faruk Güneş takdim ediyor. Kızlar bu tarafa da bakalım.